Sorunuz Alo, mu? ben miyim? Evet efendim, buyurun. Evet. Öncelikle bu tekereteyi kuranlardan bu yolda böyle kendini feda edenlerden, yardımcı olanlardan Allah bize 1000 kere razı olsun hocam. Amin, amin. Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun efendim. Hocam ben seni 15-20 senedir dinliyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Yalnız işte ailemden çok böyle intiham ağır benim. Önce kendime, eşime, çocuklarıma, gelinlerime, torunlarıma, anama, kardeşlerime cümlesinden ayrı ayrı onlara dua istiyorum hocam. Rabbim hidayet nasip etsin, anlayışlarını artırsın, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetlerine hayır eylesin. Onların da bizlerin de hepimizin inşallah Teala. Amin inşallah hocam. Amin inşallah. Öyle yaradanım şöyle dünya durdukça durun. Başımızdan Rabbim sizin gibileri eksik etmesin. Dua ediyorum böyle. Peki. Böyle ihlası kuranları şöyle. Yaradanım şöyle cennetin en yüksek derecelerinde eylesin. Onlarda tutsun. Rabbim inşallah Teala hepinizi de. Seni amin, de inşallah. Yanında çalışanlarını da. Mustafa Bey de cümlenizi Cenab-ı Mevlam haklarınızda ne muradınız varsa onu versin ki can saadeti versin hocam. Amin. Sizler çok teşekkür gösterdiniz ederiz. Size doğru yolu sizler gösterdiniz. Kimisi şöyle diyor kimisi böyle diyor doğru yolu şöyle ayrıntısıyla sizden öğrendik hocam. Allah razı olsun diye 1000 kere cümlenizde. Çok teşekkür ederiz Allah-u Teala sizden de razı olsun efendim. Amin inşallah hocam, amin. Peki efendim. Hocam bir de benim bazı sorularım var, aklıma gelenleri sorayım, sonra gelmeyenleri bir daha sorayım. Ben vitri kılarken, işte üçüncü reketinde bazen Fatiha'yı okuyorum, doğru rüküye geliyorum. Bazen aklıma geliyor, geri dönüyorum, tamamlayıp dönüyorum. Sen de dedin ki rüküye vardınız mı, geri dönmen dedin. Ben de... Dönmeden geliyorum, orada secde yapıyorum, oluyor mu? Yoksa tekrar bunu yok. Kaza mı edeceğim? Yok, kaza etmeyeceğim, oluyor. Bir de sureleri okurken, Selak suresini okudum, nasıl okuyacağım zaman kafirini okuyorum. Kafirini okudum, İhlas okuyacağım zaman Kevser suresini okuyorum. Onu bazen geri dönüyorum, tekrar düzeltiyorum. O da oluyor mu? Yoksa tekrar bu namazları geri kılmam mı lazım? Oluyor efendim. Kılman gerekmez. Öyle mi? Hocam bir de sorularım daha var ya. Aklıma peki. Gelmedi. İnşallah. Tamam. Peki efendim. Oldu efendim. Hürmet ederiz. Çok teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Sizi de hep cahiller falan dinliyor yani. Tırnak içerisinde söylüyorum da şimdi öyle diyenler var ama şimdi bak, bu kadıncağız hem yaşlı hem yine çok özür dilerim cahil birilerine göre okuyup yazması yok okuması yazması yok köylü evet ama meseleyi nasıl kavramış ama değil mi yani meseleyi nasıl kavramış konuşması gayet güzel bıraksak daha konuşacak yani ilahiyatı bitirmemiş yani. Bitirmemiş işte tabii. Yani yazık biraz önce bir arkadaş geldi de işte bir akrabasından birisi dedi bir dini bir konu açacaktı. Dedi ben İmam Hasan da insan ben de insanım. Bireh bireh bireh. Tabi İmam-ı Rabbani kutsal sözlerine bunlar düşman olur. Niye? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir edep olan yani edepsiz olan vasıliyle Allah olamaz. Yani Allah'ın rızasına kavuşamaz. Peki Allah'ın rızasına kavuşamayan niye kavuşur? Nefsinin rızası. Nefis nedir? Kafir. Ne demek istiyorsunuz efendim? Yani nefsi kafirdir. Bir ömür boyu aynı şekilde saldırmasının sebebi bizi kafir yapmak için uğraşıyor. Dolayısıyla nefsine tabi olan da kafir olur. İmanını kaybeder cehennemektir. Nefis diyor ki kafir ol ben senden razı olayım. Ha öyle diyor. Öyle diyor. Zaten kitaplarda anlatılırken iki kimse de kalp rahattır. Kimde? Evliyada. Nefsi imana gelmiştir. Bir tereddüt yoktur. Rahattır, huzurludur. Efendim dert gelir, bela gelir, sabır gelir. Allah'ı paradan bildiği için hiç endişe etmez. Biz bunun en canlı misalini Ömer abi de görüyorduk. Yani ne büyük hadiseler zuhur ediyor. Finansa falan el konduğu zaman taşlanıyordu buralar falan. Yani sarsılmadı. Demek ki yani telaşa da kapılmadı. Hatta kendisi bizim başımıza gelen bu bela bir başkasının başına gelseydi intihar ederdi. Nitekim o Toprak Holding'de aynı şekilde el konduydu da adamcağız ne hallere düştüydü.
vefat etti galiba adamcağız. İnşallah imanı kurtarırsa Allah falan ona da rahmet eylesin. Bir de kafirlerde. Kafirlerde de kalp ölmüş, nefs kalbi oturmuş, vesvese yok, tereddüt yok. Sarsıntı olmaz. Peki bir üçüncü sınıf var o zaman. O da müminler buyuruyor. Nefs iman etmemiş. Kalpte de iman var. Nefs bir saldırıyor böyle. Hani şimdi baharla beraber işte Mayıs'ta Anadolu'da çok belli olur. Buğday böyle şey yapmış. Hafif başağını çıkarıyor. Yeşil. Tatlı tatlı rüzgar esiyor. Benim çok hoşuma giderdi o buğday tarlaların başında. Rüzgar da öyle bir dalgalanıyor ki denizdeki dalga gibi gidiyor böyle. Ama yıkılmıyor. Hani yıkılmayayım, yıkılmadım ayaktayım diye böyle bir türküm, şarkım ne var diye. Yıkılmıyor. Böyle gidiyor, tekrar dönüyor. Mümin böyledir burada. Yıkılmaz ama. Yıkılmaz. Ne zamana kadar? Nefs imana kavuşana kadar. Nefs imana kavuşana kadar. Şimdi nefs gelip de aynı şekilde kalbe yerleştiyse bunun ilahiyat mezunu olması, diyanet personeli olması, müftü olması, Diyanet İşleri Başkanı olması, ilahiyatta profesör olması, ne bileyim Kur'an kursunda muallim olması, hatta adam kendine şeyhlik süsü vermiş, şeyhim ben diyor falan, mürit toplumuz. Adam kıpkızıl kafir olmuş, gitmiş, haberi bile yok. Peki buna tabi olanlar? Buna tabi olanlar da onunla beraber cehenneme gider. Ona tabi olan onunla beraber cehenneme gider. Onun için nereye tabi olacağını bir kimse oturup iyi düşünmesi lazım. Peki bu dinleyicimiz mesela köyden arıyor, değil mi? Ama bunun annesinde babasında bir temizlik var. Hani ben babanla anlatıyorum ya. Hani bazıları da merak ediyor ya, bu adamın hiç annesi yok muydu falan. Ya kusura bakmasınlar da ben ilkokulu bitirdim. Orta birden ilahiyat son sınıfa kadar 11 sene aynı odada babaannemle kaldım. Aynı odada tek odaydı. Babam rahmetlinin fazla gücü yoktu. Bir ev yaptırdıydı ama bir odasını pencere kapı taktırdı işte. Mutfak hela başka da yoktu. Orada. Radyo yok, televizyon yok. O kadıncağız anlatırdı. Fakirmişsiniz yani. Lise 1'e kadar ben lastik ayakkabı giyerdim, biliyor musun? Evet. Şeddeli fakir. Dahası da var. Pantolonu ütülemek için yatağın altına kordum. Hocam tamam yeter. İçimiz acıdı. Ama ayağıma giydiğim çoraplar da nenem rahmetli aynı şekilde eskidiği zaman yamalardı. Yama yapardı. Fakat o günlerim çok tatlıydı. O günlerim çok tatlıydı, huzurluydum, rahattım. Babaannem rahmetli duyduğu doğru bilgileri anlatırdı. Mesela kadıncağız bir sıkıntım olduğu zaman, öğrencisin ya, zayıf olursun, dedim, ne olsun strese girersin falan. Onu üzüm ederdi, kara gün karar kalmaz. Hakikaten öyle, böyle şeyde çocukken, gençten anlatılanlar, hakikaten mermere yazılan yazı gibi. Silinmiyor. Çok şeyi unutuyorum. Mesela babaannemin söylediği şeyleri unutmuyorum. Babamın da mesela çocukken anlattıkları şeyler var. Mesela Rabbim rast getirirse kişinin işini, demir leblebiye geçirir dişini. Rabbim rast getirmezse kişinin işini, muhallebi yerken kırar dişini. Babam rahmetli onu sık sık tekrar ederdi. Kimin bu beyi bilmiyorum. O zamanlar yerleşmiyor ama sonradan okuyup şey yapınca anladım, ne güzel bir söz ya. Hakkı Rabbim rast getirirse. Dolayısıyla nesebinde bir temizlik var. Hani babamın babası dedem salih bir kimseymiş. Evliyalık halleri, kerametleri falan anlatılıyor. Zaten harbiyede okurken ikinci sınıfta mıymış, Çanakkale Harbi'ne iştirak etmiş. Sonra köye dönmüş. 30 yaşını geçmiş adamcağız. Zaten 50 küsur yaşında da vefat etmiş. Evlenmiş ama babam 16 yaşındaki en büyük evladı, babam 16 yaşındayken de vefat etmiş. Ama köyü de kurtarmış. Annem babam emsallerini hep okutmuş. Onlara dinini de öğretmiş falan. Dinini de öğretmiş. Dolayısıyla şimdi bu insanların nesebinde bir temizlik var. Ya dedesi, ya babası, ya anası. Temizlik var. Okumamışlar ama doğru şeyleri duymuşlar. Ve ona da samimiyetle inanmışlar. Bu dinleyicimiz öyle. O anne baba veya deden inesinden dinlediğini bakıyor ki, aa diyor, burada diyor, burası anlatılıyor. Çünkü ben annemden şahit olmuştum. Bir gün oturduk, baş başaydık. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir şeyler anlatıyordum. Dinledi. Annem babama göre sürat-i intikali daha fazlaydı. Oğlum dedi, senin anlattığınla dedeğin anlattığın arasında hiç fark yok dedi. Aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bunun üzerine dedim, anne kaynak aynı. Hatta bir seferinde Allah rahmet eylesin kadıncağız dedi ki, oğlum dedi, biz dedi okuyup yazma bilmeyiz, cahiliz dedi. Yarın dedi ahirette dedi Allah Teala sana bir imkan verirse bizi unutmazsın. O zaman anne dedim, biz bu ehl-i sünnet alimlerine tabiiz. Onlar şefaatlerine muhtaçız. Oğlum dedi, ben bilemem dedi. Senin sevdiğin benim de sevdiğimdir. Ya ilahiyatçı söyleyemez bunu.
Bunu okuyup yazmasını bilmeyen cahil bir kadın söylüyor. Cahil bir kadın söylüyor. Bu da öyle. Bu da öyle. Bunlar da öyle. Yani Anadolu'da böyle temiz insanlar mevcut. Temiz insanlar mevcut. Suyu aynı su ve temiz su. Temiz su. İçtikleri su temiz. Tabii içtikleri su temiz olduğu için temiz suyu görünce burası doğru diyor. Hatırlar mısın kazanamazlar bahsini anlatırken bir kadıncağız yayına girmişti. Siz dedi yani namaz borcu olanlar beş vakit namazın sabah namazının sünneti hariç o sünnetleri de kazaya kılmalı. Boş zamanlarda durmadan kaza kılmalı. Bunlar nafile kılmamalı diye anlatıyordunuz. Dedem dedi böyle anlatırdı dedi bize. Biz de daha sonra bunu dedi işte yeni yetme derler bizim oralarda. İmam Hatip mezunlarından birisi bir imam gelmiş böyle böyle diyor. Demiş ya öyle şey yok. Biz de dedik ya dedem cahilmiş bilememiş. Tabii bunlar cahil diyorlar ya. Şimdi bunlar kendilerini alim zannediyor. Halbuki bunlar cehli mürekkep. Mürekkep yanılmış cahiller bunlar. Hakkı batıldan arayamayan, ayırt edemeyen. Ünvanı proftur bilmem nedir ama cehli mürekkep. Dedem yanlış biliyormuş dedik. Ama dedi sizden duyunca birden dedemin sözleri hatırıma geldi dedi. Dedem yanıtı. Meğer de dedem doğru biliyormuş. Tabii dedem doğru biliyordu. Hatta Akşehir'den, Akşehir'in bir köyüne bir kadıncağız bir kitap gönderdi. Bir gün telefon açtı. Dedi ki, bizde dediğim musaf var, çok eski dedi. Ama dedi hareketsiz. Aa dedim, hareketsizse o musaf değil. Ne ya dedi. Vallahi dedim, kalp gözüm açık değil ki. Sen şöyle kaldırsan, ben de baksam, ben bilemem onu. Şimdi dedi, bu kitabı size göndersem. Bana da okuyacağım bir kitap gönderdi. Tabii dedim, ben tam İlmihal gönderdim, adresini bildim. Geldi kitap. Hakikaten tam İlmihal kitabına yakın kalınlıkta bir kitap. Osmanlıca yazılmış. Bizden aşağı yukarı şöyle 150 sene önce Osmanlıca. İlmihal kitabı başından 5-6 sayfası da kaybolmuş. Fakat arkadan mündericat diyorlar şimdi içindekiler. İçindekiler. Baktım orada kaza namazı, kaza namazı. Dat harfiyle kaza namazı deniyor, kaza namazı. Hemen açtım. Orada yazıyor ya. Orada yazıyor. Anadolu insanı daha önce harf inkılabı olmadan önce bunları okuyordu. Bir gecede işte harf devrimi yapmak suretiyle bunlar da cahil kaldılar. Hepsi. Bütün Anadolu aynı şekilde cahil kalmıştı. Fakat onları okuyanlar, benim anne dedem de aynı şekilde mızraklı İlmihal okuyordu. Dolayısıyla o bilgiler mevcuttu. Yani nereden açıldı da dinleyicimizin, hani ben dedi bilemiyorum edemiyorum falan. Şimdi tabii hakikati hissettiği ve gördüğü için de akrabalarına anlatıyor. Buna diyor ki yaşlı kadın, cahil kadın anlamaz bu falan. O gözle bakıyor. Anlar mı anlamaz mı? Toprağın altına gelince göreceksin. Allah-u Teala bu dinleyicimizin hatırı hürmetine o yakınlarına da hidayet nasip etsin inşallah Teala. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam şimdi o dinleyicimiz başta olmak üzere birçok dinleyicimiz de dua istedikleri gibi dua da ediyorlar. Allah Teala razı olsun. Rabbim hepimizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Şimdi sormak istiyorum. Cahilin duasıyla alimin duası arasında fark var mıdır? Ya da hangisi kabul olur? Ya da başka bir şeye mi bağlıdır bu? İhlasa bağlı. Samimiyete bağlı. Şimdi bazen televizyonlarda görüyoruz falan. Tumturaklı bir şekilde böyle. Hatta kandil gecelerinde Google amcaya giriyorlar. En güzel kandil duaları, en güzel kandil tebrikleri falan. Ne hatırıma geliyor biliyor musunuz o zamanlar? Emir abiler anlatmışlardı. Mübareklerin ikinci torunu dünyaya geldiği zaman rahmetli Abdülhakim abinin oğlu Ferruh Efendi. Hemen abiler telefon açıyorlar. Mübarek de eczanedelermiş Hüseyin'in efendi rahmetullahi aleyh. Diyor ki efendim bir torunuz daha oldu. Allah-u Teala razı olsun kardeşim diyorlar. Telefonu kapatıyorlar. Akşam geldi diyor, biz diyor böyle şey yapıyoruz falan. Efendim dedim diyor arz ettim diyor. Aynı evde kalıyorlar ya kayınpeder aynı zamanda. Böyle bir müjde getirildiği zaman bir hediye falan verilir. Müjde verene. Müjde verene. Tabii karşı buymuşlar. Hani adettir İslamiyet aynı şekilde. Onu şey yapmıyor falan. Biz bir müjde verdik ama hediye bir hediye almadık dedim. Mübarek buymuş ki efendim biz verdik ya. Efendim demiş ben almadım. Karşı buymuşlar Allah-u Teala razı olsun dedik ya. Ben çünkü insan düşündüğü zaman mesela Emel abi bunu anlattıktan sonra ben düşündüm. Ya şimdi bir kilo altın getirdim mesela. Ya bir kilo değil bir ton getir ya. Bir tır getir ne yaparsın getir yani. Ya netice itibariyle o anda da ecelin geldi. Bir tır altın kabrine gömsünler. Sonra da hırsızlar gelsin orada kabir kaldırsınlar. Değil mi? Yani ne faydası dokunacak? Şimdi necir edecek yani bunlar uçtular. Yani bir avuç bile olsa bize ne faydası dokunacak?
hayırlısını istemeli. Azdıracak mal, aa, yok. Ama Allah-u Teala bir kuldan razı olursa, sen hangi bir tır aynı şekilde altından bahsediyorsun ki? O bir tır altınla satın alamayacağın ve onlarla aynı şekilde hayalinde düşündüğün nimetler geliyor karşına. Nimetler geliyor. Ve bunlar sonsuz. Ve bu sonsuz. Allah-u Teala öyle bir köşk ihsan ediyor ki, köşkün ortasından aynı şekilde içinden nehir geçiyor. Nehirde bir tarafı bal, bir tarafı süt, bir tarafı cennet şerbeti. Üçü yan yana aynı nehirde akıp gidiyor. Arada kanal şey falan yok. Beton duvar falan yok. Karışmıyor. Karışmıyor. Olur mu efendim şimdi? Ben, değil mi? Dünya şartlarına göre. Olur mu efendim? Oluyor. Oluyor. Karıştırmak isteyen yine karıştırsın yani. Tahin pekmez. Karıştırsın. Ve mesela orada buyuruyor ki cennete giren kadın erkek herkese 80 bin kınan hizmetçi verilecek. Bu her bir hizmetçi ona kodlu olacak. Yani onu ayartamıyorsun. Sana ben daha fazla maaş vereyim gel buraya. Öyle bir şey yok. Hepsi Mustafa Toküz'e bakıyor. Ve buyuruyor ki her biri ayrı hizmet edecek. Yani bazıları o 80 bini duyunca uuu falan yani 80 bin dediğin ne ki? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen anlatırken bir köşk anlatıyor mesela. Köşkün büyüklüğü hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri evet. Çarpmışlar. Yüksekliği 500 kilometre, uzunluğu da 500 kilometre. Yani buradan Ankara'ya geçiyor. 80 bini bu buradan Ankara'ya bir yay bakayım bir. Kaybolurlar. Kaybolur gider. Uuu falan diye cennet çok büyük. Cennet çok büyük. Hani o Havlani Hazretleri'nin girişte bir sözünü naklettik. Bazılar hesapsız girer. Onlardan olmak isterim. Olamazsam ikinci. Olamazsam diyor biraz azap görüp olmasa üçüncüden olayım. Yeter ki oraya gireyim. Ama oraya girmek bedava değil. Bedava değil. Bedelini ödettiriyor Cenab-ı Hak. Çünkü sonsuz bir nimet. Onun için Emir abiler hani o mübarek kayınpederler Hüseyin İlmi Efendi ya size hediye verdik ya buyuruyorlar. Allah'a bana razı olsun diye. Dua ettik buyuruyorlar. Şimdi okuyup yazması yok. Oraya getireceğim konuyu. Ama kalbi Allah-u Teala sevgisiyle dolu. Dedi ki Mustafa Bey, Allah-u Teala senden razı olsun dedi. Osman Eylül'de ilahiyatı bitirmiş tüm taraflı cimler. Efendim sana bir dua edeyim falan. Efendim işte bir sürü şeyler falan. Hatta Arapça dualar, Farsça dualar, Türkçe dualar. Uzun uzun bir saat, iki saat, üç saat, beş saat neyse. Takla attıra cümleleri. Ama melekler diyor ki kusura bakma bu rüya ile yapıldı. Şak diye çizme atıyorlar. Allah-u Teala dönüp bakmıyor bile. Öbürüne? Öbürüne. Bu kulun istediğini yerine getirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Meleklerle. Bu işin aslı bu. Bu işin aslı bu. Ve mesela mektubatı da rastladım. Allah-u Teala'yı tanıyanın dili tutulur. Sen bugüne kadar evliya-i kiramın zaman zaman o sohbetlerden de nakil yapıyorsun. Kendisi için bir şey istediğine şahit oldun mu? Hiç. Çünkü ya Rabbi bana diyemezler onlar. Edebi gözetirler. Ama bir başkası geldi Osman Ölü kapını çaldı. Ya Rabbi bunun ihtiyacını gider. Cenab-ı Hak da yaratıyor. İşte çok hastayı bölüyorum. Dua ediyor. O anda iyileşip gidiyor. Kendisi hasta. Mesela Abdullah Dehlevi Hazretleri. Yani mübalağalı anlatılıyor da 30 çeşit hastalığı vardı. Kapısına gelen hastayım diyor. Dua ediyor. İyileşip gidiyor. Sıkıntım var diyor. Dua sıkıntısı gidiyor. Bir talebesi bir gün demiş efendim demiş yani. Bir şahit izlemişsin. Dualarınızı Allah-u Teala kabul ediyor. Bir de kendiniz için etseniz. Cevap şanlarına layık şekilde. Buyuruyor ki evladım onlar hallerine şikayetçi. Biz değiliz ki buyuruyorlar. Çünkü veren Cenab-ı Hak. Veren Cenab-ı Hak. Onların hali. Onu biz bilemeyiz. Onun için de cahil yani bugünkü statüde, bugünkü anlayışta efendim mektep bitirmemiş, liseyi bitirmemiş, imamatı bitirmemiş, ilahiyatı bitirmemiş bu cahil. Öyle değil o. İsa aleyhisselam ulul azm peygamber buyuruyor ki Allah-u Teala'nın izniyle ölüleri dirilttim. Ama olanlar anadan doğma ama olan gözlerin açılmasına sebep oldum. Fakat diyor cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Piyasada cehli mürekkep dolu. Etiketli cahil dolu. Ama o köydeki okuyup yazmıyor ama hakkı batıldan ayırıyor. Alim kime denir? Hakkı batıldan ayırana denir. Dolayısıyla o alim. Ha irşatla görevli diye şeyler ama hakkı batıldan ayırıyor.
Peki ilahiyatı bitirmiş, profesör olmuş, hakkı batıldan ayıramıyor. Sır cahil. Sır cahil. Yani o işte... Öğrendiklerinin ona hiçbir faydası olmaz. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Cehennemle de aynı şekilde kurtarması mümkün değil efendim. Efendim son dinleyicimizin bir suali vardı. Duası da vardı. Allah-u Teala razı olsun. Dinleyicimizin Cenab-ı Hak muradını da ihsan etsin. Bitir namaz dedi. Ben dedi sizden bir dinledim dedi. Üçüncü rekatta bir Fatiha'yı okuyunca rüküye gidiveriyorum dedi. Sen dedin ki geri dönmeyeceksin. Secdeyi seni kurtarır. Yani iade etmeyecek. Hayır iade etmeyeceğiz. Çünkü namazı iade etmekten daha çok namazın içinde onu telafi etmek emredilmiştir. Secde-i Seyf kurtarıyor onu. Secde-i Seyf yapınca kurtuluyor. Bir de dinleyicimiz mesela dedi birinci rekatta Kur'an-ı Zerbi felak dedim de kalktım dedi. İkinci rekatta Kur'an-ı Zerbi nas diyeceğim dedi. Kullâhiyyül kâfırun dedim. Okurken dedi hatırıma geldi dedi. Onu bırakıp öbür tarafa gidecek miyim? Hayır. Çünkü unutarak yapıldığı için mekruh olmaz böyle. Devam edecek. Bazen dedi mesela İhlas'ı okuyorum ikinci rekatta inna taneye geçmişim dedi. İkinci rekatta. Mekruh aslında geriye dönmek. Fakat bilerek yapmadığı için, bilerek yapınca mekruh. Unutarak yapınca mekruh da olmaz bu kitaplarda. Onun için orada da herhangi bir endişe durumu söz konusu değil efendim.